Piyasa yönünden herkese merhaba efendim. Ben Melis Kubal. Yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce fiyatlamalarla başlayalım. BIST 100 endeksini dün 0.47'lik bir artışla tamamladık. Değer kazanımı ile birlikte 0.47'lik puanımız 7.299 oldu. Ve önceki kapanışa göre 34.47 puanlık bir artış gösterdik. İşlem hacmi de bir gün öncesinde 42 milyar TL seviyesindeyken dün 60.8 milyar lira seviyesinde oldu. Bankacılık endeksi %1.39 değer kaybederken holding endeksi %0.26 değer kazandı. En çok kazandıran 3.59'da turizm, en çok gerileyense %2.86 ile spor oldu. Euro TL'de 29.26'dayız. Euro TL 32.31'de. Sepet kur 30.79 ve gram altın 1944'te. Dolar endeksinde 101.48'deyiz. Euro dolar 1.10, pound dolar 1.27, dolar yen 142.61 ve dolar İsviçre frangı 0.85'te. Asya borsalarında yılın sonuna doğru yaklaşırken pozitif bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Çin Şangay'da 2.911'deyiz 0.44'lük artışla. Japonya Nikkei 33.703'te 1.19'luk yükselişle ve Hindistan Sensex'te 71.726 seviyesini görüyoruz. 0.55'lik artıdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde endekslerde ise negatif yatay bir görünümün hakim olduğu bir gündeyiz. Dow Jones 37.922'de, S&P 500 4.824 ve Nasdaq 17.078 puanda. Ve buradan da tahvillere geçiyoruz. Orada da eksideyiz efendim. 4.32 yıllık, 10 yıllık 4.88, kaldı ki dün de aynı durumdaydı. 30 yıllıkta ise 4.02'deyiz. Ons altın 2065'te, Brent petrol 80 dolara geldi, 80 dolar 79 sente ve ham petrol de 75 dolar 49 sente an itibariyle. Bitcoin 42.313, Bitcoin TL 1.263.638 ve Ethereum 2.220'de dolarda şu anda 0.20'lik yükseliş ile. Ve haberlerle devam edelim. 2008'den sonraki en büyük finansal felaketin yaşandığı 2023'te dünyanın en büyük 20 bankasının en az 61.905 bin kişiyi işten çıkardığı tespit edildi. Verilere ilişkin açıklama yapan uzmanlar, finans sektöründeki iş gücü piyasasını 2008 finansal krizinden bu yana görülen en zorlu iş piyasalarından biri olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl deregülasyon süreçleriyle finansal kontrol mekanizmalarının zayıflatılması sonucu bankacılık krizi meydana geldi. 8 Mart 2023'te Silvergate adlı bankanın faaliyetlerini durdurması ve 10 Mart 2023'te Silicon Valley'in battığını açıklamasıyla başlayan süreç 2008'den sonraki en büyük finansal felaketi beraberinde getirdi. 2023 küresel çapta bankacılık krizinin etkileriyle anılırken toplamda 60 binden fazla kişi işten çıkarıldı. 2008'den bu yana en ağır işten çıkarma yıllarından biri yaşanırken dünya genelindeki bankacılık sistemi de sorgulanmaya başlandı. Bankalar belirsizliğin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle başta yatırım bankacılarını işten çıkarırken uzmanlar finans sektöründeki iş gücü piyasasını 2008 finansal krizinden bu yana görülen en zorlu iş piyasalarından biri olarak değerlendirdi. Ayrıca yatırım bankaları anlaşma yapma ve halka açılmaların azalması nedeniyle üst üste ikinci yıl gelirlerin düşmesinden muzdarip oldu. Durum böyle olunca Wall Street personel sayısını azaltarak kâr marjlarını korumaya çalışmak zorunda kaldı. Bugüne kadar açıklanan veriler ışığında dünyanın en büyük 20 bankasının 2023 yılında en az 61.905 kişiyi işten çıkardığı görüldü. Detaylara bakıldığında Citigroup 5.000, Morgan Stanley 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 ve JP Morgan 1.000 kişiyi işten çıkardı.
çıkardı. Credit Suisse'in UBS tarafından devralınması sonucunda 13 bin kişinin işine son verildi. Ayrıca 2023 yılında Wall Street'in büyük bankalarından toplamda en az 30 bin personelin çıkarıldığı biliniyor. Silvermine Partners'ın sahibi Lee Tucker konuya ilişkin açıklamasında çoğu bankada istikrar, yatırım ve büyüme yok. Muhtemelen daha fazla işten çıkarma olacak ifadelerini kullandı. 2007-2008 yıllarında yaşanan krizde aynı kredi kuruluşları 140 binden fazla kişiyi işten çıkarmıştı. Asya cephesinde dalgalı bir seyir izlenirken Kasım ayında Çin tahvillerinde yabancı yatırımcıların pozisyonunda kayda değer bir artış görüldü. Çin hisselerinde bu yıl %15 yükseliş beklentisi gerçekleşmeyen Goldman Sachs için ise Çin'i diğer gelişen piyasalardan ayrı değerlendireceğini açıkladı. Çin'in döviz düzenleyici kurumu dünyanın ikinci en büyük tahvil piyasası olan Çin'de küresel yatırımcılar pozisyonlarını geçen ay 251 milyar yuan yaklaşık 33 milyar dolar arttırdığını paylaştı. Veri seti incelendiğinde bugüne kadarki en yüksek ikinci artışa işaret edilerek Ekim ayındaki tutarın neredeyse 6 katı olduğu gözlemlendi. Piyasalar tarafından da yuan tahvillerin geçen yıl yaşanan 616 milyar yuanlık rekor çıkışı tersine çevirme yolunda ilerleme kaydedildiği olarak yorumlandı. Piyasa aktörleri girişlerdeki sürpriz hızlanmayı yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerinin erken fiyatlamasına bağladı. Böylelikle küresel tahvil rallisinden kaynaklanarak talep pasif endeks fonlarından giriş yaşadı. Societe Generale Asya Makro Strateji Direktörü Kion Seun son girişlere dair negatif bir değerlendirme yaptı. Seun 6 ay içinde parasal genişleme adımların ölçeğinin Çin'de atılanlardan daha büyük olacağını öngördü. Çin tahvillerinin diğer küresel tahvillerden daha iyi performans göstermesinin ise pek olası olmadığı yorumunu aktardı. 2023'ün başlarında yılın parlak geçmesine dair umutlarını kısmen Çin'deki toparlanmaya bağlayan Wall Street bankaları arasında yer alan Goldman Sachs da piyasayı ayrıştıran bir haber verdi. Sachs gelişmelere bağlı olarak artık Çin'i diğer gelişmekte olan ülke piyasalarından ayrı değerlendireceğini açıkladı. Yatırım Bankası'nın aralarında Kinger Lao'nun da olduğu stratejistleri pandemi sonrası açılma coşkusunun etkisiyle Çin borsasında %15'lik bir yükseliş öngördüler. Ancak Çin hisse senetleri %15'ten fazla düşerken gelişmekte olan piyasaların kalanı gayet iyi bir performans gösterdi. Goldman Sachs stratejisti Asya cephesini değerlendirdiği demeçte iki dersin olduğunu aktardı. Çıkarılan ilk dersin Çin'de hisse ve sabit getiri tarafında bir süredir diğer gelişmekte olan varlıklarla oldukça ayrıştığını aktardı. İkinci dersin ise Fed'in agresif faiz artırımı döngüsü, güçlü dolar ve yavaşlayan Çin karşısında dahi gelişmekte olan piyasaların dayanıklı olduğu aktarıldı. Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan piyasa hisse senetleri bu yıl %16 değer kazandı. Çin hisse senetlerinin dahil edildiğinde ise MSCI gelişmekte olan piyasa gösterge endeksi sadece %4.4 oranında yükseldi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, %2'lik fiyat istikrarı hedefine ulaşma olasılığının artması durumunda para politikasını değiştirmeyi düşünebileceklerini belirtti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon hedefine yönelik uygulanan politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedefe ulaşma konusundaki kararlılıklarına dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı, emin olduktan sonra parasal genişlemeden uzaklaşmayı düşüneceğini belirtti. Ücretler ve fiyatlar arasındaki döngünün yoğunlaşması ve %2'lik fiyat istikrarı hedefine ulaşma olasılığının artması durumunda para politikasını değiştirmeyi düşünebileceklerini kaydeden Ueda, politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmediğini ifade etti. Ueda'nın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Takako Masai ise Ueda'nın piyasaları ultra gevşek para politikasından çıkışın yakın olduğuna inandıran iletişim tarzını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı'nın Şahin açıklamalarının erken çıkış tartışmasına karşı uyarılarla çeliştiğini belirten Masai, Ueda politika toplantılarının başkanı olarak kurulda kararlaştırılanların ötesinde konuşmamalı dedi. Masai ayrıca Japonya Merkez Bankası'ndan gelen mesajların esnafın ve vatandaşın kafasını karıştırdığına da dikkat çekti. Ülkede Kasım ayında işsizlik oranı %2,5 olarak sabit kalırken iş bulma oranında düşüş yaşanmıştı. Bakanlık bu düşüşün artan ham madde maliyetleri nedeniyle daha fazla şirketin iş ilanları yayınlama konusunda temkinli davranmasıyla ilişkilendirildiğini belirttiği bir açıklama yapmıştı.
2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifiyle 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçe onayı öncesi teklifin tümüne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduattaki erimenin 2024'te istikrarsızlığa yol açmadan devam edeceğini söyledi. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Geçerli oy sayısı 566 olurken 317 kabul oyu ve 249 red oyuyla 2024 yılı bütçesi meclisten onayı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 yılı bütçe teklifinin hayırlı olması dileğinde bulundu. 2024 yılı bütçe teklifi onayı öncesine kadar Meclis Genel Kurulu teklifinin tümü üzerinde son görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bundan öncekiler gibi 2024 yılı bütçesinde de Türkiye'nin refahını arttırma amacı güttüklerini belirtti. Oluşturdukları mali alanı eğitimden sanayiye, tarımdan enerjiye her alanda gelişime yönlendirmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kur korumalı mevduat sistemine ilişkin açıklamalarda bulunarak kur korumalı mevduattan aşamalı çıkışı işaret etti. Yılmaz, belli bir tarih perspektifiyle yapılan yasal düzenlemeyle mekanizmanın başladığına değindi. 2024 yılı boyunca da çıkış sürecinin istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı bir şekilde devam edeceğini kaydetti. KKM hesaplarında yaklaşık 700 milyar lira civarında bir gerileme olduğuna değinen Cevdet Yılmaz, brüt rezervlerin 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Kurdaki oynaklığın ciddi anlamda azaldığına değinen Cevdet Yılmaz, TL kur oynaklığı verisinin gelişmekte olan ülkelerin kur oynaklığı ortalama değerinin altında hareket ettiğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, güçlü bir koordinasyonla hazırlanan 12. Kalkınma Planı, orta vadeli program, yıllık program ve bütçeyle politika belirsizliklerini de ortadan kaldırdıklarına dikkat çekti. Öngörülebilirliğin güçlendiğini, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasının şekillendiğini belirtti. Ve efendim karşımızda sevgili Özgür Çandır var, kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Özgür, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar. Özgür, bugün karalara bürünmediğine göre borsada pozitif bir açılış beklediğini düşünüyorum. Evet, geçen haftadan öyle bir öyle bir durumum olmuştu diyorsun. Evet, sabah sabah diyorsun. Evet sabah sabah, ama gerçekten herhalde de paralel gittin. Yani yani giyim kuşamınla borsadaki açılış paralel gitti. Bakalım bugün mavi bence biraz daha pozitif yatay bir görünüme delalet etmekte. Ne dersin? Evet, olabilir. Geçen hafta söylediğin gibi karalara bağladıktan sonra Borsa İstanbul'daki düşüşün devam ettiğini görmüştüm. Yapma Özgür, yapma. Senin yüzünden oldu bak, yapma. Evet. Karalara bağladın, üstüne başımıza gelmeyen kalmadı borsada. Bir beyaz ceketle dengeleyeyim dedim ben de. Sen öyle söyleyince. Yılın sonuna doğru Borsa aynen İstanbul. Öyle. Ne bekliyorsun evet. Bugün? Bugün... Dün akşam da yatay pozitif bir kapanış oldu. Pozitif bir açılış olabilir, yatay pozitif bir açılış olabilir. 7500'lü seviyelere kadar bir tepki hareketi görebiliriz diye düşünüyorum gün içerisinde. Ama baktığımız zaman tabii genel anlamda maalesef yıl sonuna kadar geldiğimiz süreçte Borsa İstanbul'daki iştahsız ve zayıf seyir devam ediyor. Bu açıdan da 7500 tepkisi olsa bile üzerinde kalıcılık olacak mı olmayacak mı? Tabii buna bakmak gerekiyor. Yıl sonu daha önce de konuşmuştuk. 7500-8000 bandında son 2 aylık süreci geçiren bir Borsa İstanbul vardı demiştik, ama geçen hafta özellikle satışların devam etmesi, biraz daha ayakta kalan bankacılık sektöründe de düzeltme hareketinin olması Borsa İstanbul'u 7500'ün altına sarkıttı. Bu açıdan da şimdilik hala izle ve gör temkinli yapımız Borsa İstanbul tarafında devam ediyor. Tabii burada en temel etki, geçtiğimiz haftalarda da paylaşmıştık. Özellikle krediye ulaşmaktaki zorluk, işte politik faizlerin hızlı bir şekilde yükselmiş olması, bu anlamda Borsa İstanbul'da tabii etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Yani hep negatif reel faiz getirisinden bahsediyorduk. Yavaş yavaş artık pozitif reel faize geçiş aşaması tabii biraz daha yatırımcıyı daha garantiye, daha
Tabii reel faiz getirisinin de yükselmesiyle bu tarafa doğru kısmen de olsa yönlendirmiş görünüyor. Bunu da açıkçası piyasa iştahının zayıf olduğunu göz önünde bulundurarak tabii ki ifade ediyoruz. Piyasa iştahı neden zayıf? İşte Eylül döneminde yaklaşık günlük 160 milyar, 170 milyar BIST 100 tarafında hacim varken şu an bu hacmin özellikle bu hafta içerisinde 50-60 milyar TL'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bu da o iştahsız ve zayıf dediğimiz piyasa koşullarını destekleyen bir etki. Ben biraz da bu dönemi ilk 5 aylık sürece benzetiyorum. Ocak ayında da hızlı bir aşırılaşma sonrasında düzeltme başlamış. Sonrasında maalesef yaşadığımız deprem süreciyle birlikte Borsa İstanbul seçim arifesine kadar hep yatay negatif yapıda seyir göstermişti. Ve 200 günlük ortalamasından destek bulup seçim sonrasında da sert bir yukarı hareket görülmüştü. Burada da benzer bir yapı oluştu bu dönemde de. Özellikle son 4 aylık kısımda Ağustos'tan beri ki süreçte Borsa İstanbul hep 7200 ile 8500 arasında dalgalanan bir yapı sergiliyor. Yani yatay negatif testere yapı dediğimiz yapının oluştuğunu görüyoruz. Yani bu ilk 5 aylık periyottaki yapıya da çok benziyor. O açıdan da şimdilik 200 günlük hareketli ortalamamız biraz daha geride kalmış durumda. Yukarı yönlü tepki hareketleri olsa bile muhtemel 200 günlük hareketli ortalamaya değmek isteyecek Borsa İstanbul Ocak ayının ilk haftası, ilk 2 haftalık süreci içerisinde. Yani orada bakmak, orada biraz daha iştahlı olmak daha cazip görünüyor. Ama şimdilik söylediğim gibi piyasa iştahının geçtiğimiz dönemlere göre kısmen zayıf, temkinli olunması gereken yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ilk 5 aylık dilimde de olmuştu. Özellikle 2022'de aşırılaşan senetlerde sert satışlar görmüştük. Ve o tabii ki satış baskısı biraz domino etkisi yaratmıştı. Şu anda da mevcut durumda son 2 haftalık süreçte özellikle BIST 30 hisselerinin içerisinde de var. Bazı hisselerde sert satışlar görüyoruz. Bu da tabii piyasa üzerindeki soru işaretlerini şu an için arttıran bir etki diyebiliriz. Evet. Sen neye bağladın düşüşleri tam olarak? Hani çünkü çok fazla senaryo konuşuluyor. Senin senaryon nedir? Tabii burada çok etki var söylediğin gibi. Çok şey konuşuluyor. Buradaki en temel senaryo az önce de belirttiğim gibi krediye ulaşabilirlikteki zorluk yani faizlerin yükselmiş olması bu etkiyle krediye ulaşmaktaki zorluk ister istemez yatırımcıların buradaki büyük yatırımcıların da pozisyon kapatmasına sebep olabiliyor. Daha önce tabii daha gevşek bir para politikasında likiditeye ulaşmak önceki dönemde daha kolayken şimdi bu anlamda oluşan faiz ortamında ister istemez bu kısmen de olsa zorlaşıyor. Bu anlamda tabii ki faizler yükselirken aracı kurumlar da komisyon diyorum pardon kredi faiz oranlarını yükseltiyorlar. Bu da ister istemez yatırımcıların belki mevcut pozisyonlarından daha fazla pozisyon taşımalarını da engelleyen bir etki. Buradaki ana etki Borsa İstanbul'daki geri çekilmedeki en önemli ana etki bu diye düşünüyorum. Tabii bir de şöyle bir durum da var. Piyasa belli seviyelere geldikten sonra biz de biliyorsunuz seçim sonrası 4300'den 8600'e gittik hızlıca 3-4 aylık kısımda. Belli bir seviyeye geldikten sonra yeni katılımcı arıyor. Yani burada yeni katılımcı oluşsun ki piyasa yukarı yönlü hareketine devam etsin. Aksi halde tabii özellikle aşağıdan maliyetlenen yatırımcılar kar realizasyonu yapıyor. Bu da ister istemez Borsa İstanbul'un dinamiklerini etkileyen bir unsur oluşturuyor. Biliyorsun borsada yükselişin devam etmesi için bir para girişinin olması ve para çıkışının düşük olması önemli. Yani talep oluşacak ki yukarı yönlü yapı devam edecek. Burada tabii hep beklediğimiz yabancı yatırımcının da şu an için en azından izle ve görle devam etmesi kısmi bir giriş oldu özellikle bankacılık sektöründe ama genele yayılan bir yapıda olmaması ister istemez bu yatay negatif ya da testere dediğimiz yapının oluşmasına sebep oluyor. Yani buradaki en önemli 2 etmen az önce de belirttiğim gibi krediye ulaşabilirlikteki tabii ki zorluk ve bunun dışında yeni katılımcıların henüz borsa kısmına
dahil olmamış olması ister istemez burada borsayı baskılayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani yukarı yönlü momentumun oluşması için mutlaka burada bir talep yaratılması tabii ki önem arz ediyor. Bunu da önümüzdeki süreçte tekrardan konuşacağız diye düşünüyorum. Özellikle sıkı para politikasına geçişle birlikte tabii dikkat çekmeye başladı Türkiye ekonomisi. Borsaya bu sirayet edecek mi? Ya da özellikle hep belirtmiştik yılın ikinci yarısında, 2024'ün ikinci yarısında bu anlamda böyle bir yapı oluşabilir şeklinde sirayet edecek mi? Bu kararlı tutum devam edecek mi? İzleyip göreceğiz. Evet, bugün bir haber var Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde. Bir günde 435 bin yatırımcı 527 milyar lira kaybedildi diyor haberde. Borsada kan kaybı sürüyor. 2 ayda 500 bin kişi hisse piyasasından çıktı diyor haberde. 25 Aralık pazartesi kapanışta 435 bin 429 kişi pay senedi tarafında azaldı olarak veriler ortaya kondu denmiş. Şimdi şunu soracağım 2024 yılı için. Yani bu kan kaybı diyelim, yani kan kaybı mı diyelim ya da ne diyelim? Hani çünkü bunlar belki hani vardır ya yüzer gezer oy deriz böyle oy noktasında. Yüzer gezer yatırımcı mı acaba? Ve bu yatırımcı kaybı bir önem teşkil eder mi borsa noktasında? Tabii söylediğin gibi son bir yıllık süreçte bile özellikle halka arzlar etkisiyle ciddi anlamda yatırımcı sayısının arttığını gördük. Ve bunların birçoğunun aslında yatırımcıdan ziyade sadece halka arza katılan, halka arza katılmak için borsa tarafına akın eden yatırımcılar olduğunu ya da işte mevduat sahipleri olduğunu gördük süreç içerisinde. Özellikle son dönemde likiditedeki daralma ile birlikte halka arzlar da eski performansını gösterememeye başladı. Son 7-8 halka arzı, önceki tabii halka arzlarda hep tavan serileri görüyorduk. 8 tavan, 10 tavan şeklinde açıldıktan sonra işleme. Ama son dönemde bunu da göremiyor olmamız tabii burada bir kaygı yaratmış olabilir. Ama az önce de belirttiğin gibi zaten bu yatırımcılar hani mevcut ortamda sürekli yer alan ve her daim Borsa İstanbul içinde yer alan değil, biraz daha halka arz etkisiyle yeni halka arz etkisiyle piyasada yer alan yatırımcılar. Çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama az önce de belirttiğim gibi genele yayılan bir yapının oluşması için biraz da bu şu an mevcut uygulamaya çalıştığımız ekonomi politikalarının kararlı bir şekilde devam edip bunların karşılığını görüyor olmamız da gerekiyor. İşte hep konuştuğumuz ölçüde bir dezenflasyon süreci ne zaman başlayacak? Bu etkiyle birlikte, bu politikaların etkisiyle birlikte yabancı yatırımcı talep gösterecek mi? Yani TL daha değerli hale gelecek mi? Bunları bence takip etmek gerekiyor. Borsalarda dönemsel olarak bu tarz süreçler oluyor. Az önce de belirttim. İlk 5 aylık döneme benzetiyorum ben birazcık şu anki dönemi. Bu 5 aylık dönemde de pek çok şey konuşulmuştu. Maalesef yaşadığımız tabii yüzyılın felaketi vardı. Üstüne seçim arifesinde konuşulan pek çok şey vardı ama birçok belirsizlik ortadan kalktıktan sonra hızlı bir yükseliş yaşadık. Biraz bu dönemde böyle bir dönem. Yani belirsizliklerin fazla olduğu, daha temkinli tarafta olunması gereken ama piyasanın da belli bir denge içerisinde yoluna devam etmeye çalıştığı bir yapı. Piyasa iştahlanınca ve piyasa iştahı oluşunca zaten bu kendini belli ediyor. O yüzden de bu süreci birazcık daha az önce de söylediğim gibi izle ve görle, daha temkinli tarafta olarak risk iştahını çok yükseltmeden geçirmesi yatırımcılar açısından iyi olacaktır. Ben özellikle ilk çeyrekten sonraki olan dönemde kısmen de olsa tekrardan bu talebin oluşabileceğini düşünüyorum borsa kanadında. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Özgür Çandır yayınımıza katıldığın için ve yeni yılda yeniden görüşmek üzere diyoruz şu anda. İyi yıllar diliyoruz efendim ve de iyi seneler size de görüşmek üzere. Çok teşekkür üzere. Ediyoruz ve burada noktayı koyuyoruz. Birazdan sevgili araştırma müdürümüz Cenk Akyol'da sizinle olacak, emtia piyasasını anlatacak ve kendisiyle 8.45'te beklenti raporunda birlikteyiz. Kısa bir ara.